Cos 105 arkadaşlar nasıl ifade edebiliriz? Cos 60 artı 45. O zaman formül cos 61 bölü 2. Cos 45 kök 2 bölü 2. Eksi sin 60 kök 3 bölü 2. Çarpı sin 45 kök 2 bölü 2. Böylece kök 2 eksi kök 6 bölü 4 oldu. Cevabımız A şıkkı. Dar açılı olduğu zaman 2x'li sorularda şöyle bir dik üçgen mantığı yapıyoruz. Hatırlayın. Bakın burası x. Buraya x bölü 2 diyeceğiz. Buraya da x bölü 2 diyeceğiz. Kotanjant x 4 bölü 3. Şuraya 4 diyorum. Buraya 3 diyorum. Buraya da 5 diyorum. Burası da 5. Haliyle kotanjant x bölü 2 8 bölü şey pardon 9 bölü 3 oldu. 3 geldi a şıkkı. Daha iyi göstermek için şekli büyüttüm arkadaşlar. Şuraları 20, 20 vermişti. Sonra BL'yi 5 vermişti. Bakın bir kırılma yaşamış. Normalde bu kırmızıyla devam etmesi gerekiyordu. Bir alfa kırılmış. Bizden de bu tan alfayı istiyor tamam mı? Kırıldığı açıyı. Şimdi böyle 5 birim. CD 15'ti. Zaten sizin önünüzde var görüyorsunuzdur. 10 birim. Burası 20 birim. Şöyle şu ufak açıya da diğer ufak açıya da beta diyeceğim. Alfa neye eşit? Alfa artı beta eksi beta eşit. Bunu yapmamın sebebi arkadaşlar. Şöyle 20 birim. Burası 10 birim. Artık şunu diyeceğim. Tanjant alfa artı beta 10 bölü 20'den 1 bölü 2. Sonra tanjant beta neye eşit arkadaşlar? Yöndeş açı olduğu için şu burayla aynı. Orası da 5 bölü 20'den 1 bölü 4 haliyle 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4 bölü 1 artı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4 tanjant alfa artı beta eksi beta. Böylece 1 bölü 4 bölü 1 9 bölü 8 yaptı. Sadeleştirirsek 2 olur ters çevirirsem 2 bölü 9'muş arkadaşlar bu alfa açısının tanjantı. Verilen pi bölü 2, pi 3 pi bölü 2 ve 2 pi'yi yerine yazmak bence mantıklı. Birincisi Pi arkadaşlar sin pi sıfırdır. A artı sıfır eşittir. 3 olacak. A'yı bakın ne güzel 3 bulduk. Sonra ikincisi yine sin 90'ı kullanalım. Sonuçta sin 90 da 1'dir. 3 artı sin 91 olduğu için bu da 1 eşit. B de eksi 2 imiş. Çarpımları eksi 6 B şıkkı. Yerine yazmak yeterli nokta eğriyi sağlar. Sol tarafa A'yı sağ tarafa da B'yi yazacağız. Burada tan 66 olacak. Burada cosecantı 24 yani 1 bölü sin 24 ve sola bir tane daha bir şey koyacağız. Terazi dengelenecek. Demek ki x arkadaşlar dümdüz işlem yaparsak 1 bölü sin 24 eksi tan 66 ve 1 bölü sin 24 eksi sin 66 bölü cos 66. Şimdi buna göre e, payda eşitlemeden önce hemen şunu yapacağım. Sin 66 yerine cos 24. Ve bunun yerine de arkadaşlar sin 24 yazacağım. Bundan sonra artık 1 eksi cos 24 bölü sin 24. Ve şimdi tam da bunun yerine ne yazmamız lazım? 1 eksi 2 sin kare 12. Böylece 1 eksi 1'den 0, 1'ler gidecek. Eksi eksiden 2 sin kare 12. Aşağısı zaten 2 sin 12 çarpı cos 12. 2'ler gitti. Sin 12'ler gitti. Sin 12 bölü cos 12. Sadeleştiği zaman tan 12 olmuş oldu. Tan 12 hangisi arkadaşlar? Bakalım var mı öyle bir şey? Var. L L olacak. B şıkkı. Geniş açı demiş. Iç, şöyle yapacağız aslında. İçler dışlar gibi. Sin x eksi 30'u buraya. Sin 20'i de buraya alalım. Şöyle bir durum oluşsun arkadaşlar. Cos x eksi 30 bölü sin x eksi 30 eşittir sin 20 bölü kos 20. Sin 20 bölü kos 20 tan 20 yani kotanjant 70 olacak. Burası da kos x eksi 30 bölü sin x eksi 30'dan kotanjant x eksi 30. Şimdi artık x eksi 30 eşittir 70 artı 180k x eşittir 100 artı 180k. Burada geniş açı demiş. Zaten arkadaşlar x'in alabileceği en küçük değer otomatik olarak 100 oldu k'ya 0 verince a şıkkı. Önce çarpanları ayırmak için şöyle 2s kare eksi 7s artı 3 diye yazayım. 2s y s şöyle eksi 3'e eksi 1 bakın içler dışlar yapınca eksi 6 eksi 1'den eksi 7 gerçekten oluyor. 2s eksi 1 çarpı s eksi 3 eşittir 0 sinüs x 3'e eşit olamaz. Sinüs x eşittir 1 bölü 2. Bunun için 0 2 pi aralığında özel böyle 0 artı 360 kan yapmamıza gerek yok. çünkü bildiğimiz açılar 30 derecede ve 150 derecede arkadaşlar sinüs 1 bölü 2'dir. Cevap a şıkkı. Burada fark formülü olacak. Şunu bakın bir dağıtın şu şekilde sin 70 artı sin 70 çarpı cos x eşittir sin x çarpı cos 70. At şimdi öbür tarafı sin 70 sin x cos 70 eksi sin 70 cos x. Burada bakın sin x eksi 70 olacak. Çünkü sin a cos b sin b cos a durumu. Sin x eksi 70 sin 70'e eşitse 1 x eksi 70 70 artı 360 k olur. 2 x eksi 70 180 eksi 70'ten 110 artı 360 k olur. Böylece arkadaşlar x 140 artı 360 k olabilir. Kişiklerde hemen 140 var işaretleyebiliriz. İkincisi normalde 180 artı 360 k diye de devam ederdik ama olabilir dediği için burada durabiliriz. Kotanjant B'yi sorarken aslında bize şunu söylüyor bakın. Bir kere bunun boyu değişmez. AO uzunluğu 65 ise OB uzunluğu da 65'dir. Sonuçta salıncağın oraya bağlı olduğu telin veya artık o neyse değişmeyecek uzunluğu. Haliyle 25-65 burada e, hangi özel üçgenden bahsedebiliriz bir düşüneyim bakayım. Evet 5'in 5 katı, 13'ün 5 katı, 12'nin 5 katı 60. Tanjant A artı B, ben kotanjanttan yapmıyorum onu en son ters çeviriyorum. Tanjant A artı B 60 bölü 25 5'e bölersek 12 bölü 5. Tanjant A arkadaşlar. Bu da 39 bölü 52 yani 3 bölü 4. Haliyle ben B'yi nereden bulacağım? A artı B'den A'yı çıkararak 12 bölü 5 eksi 3 bölü 4 bölü 1 artı 12 bölü 5 çarpı 3 bölü 4. Buradan 33 bölü 20 56 bölü 20 geliyormuş. 20'ler gitti 33 bölü 56 oldu. Bu tanjant B arkadaşlar. Kotanjant B istendiği için ters çevireceğiz. 56 bölü 33 D şıkkı. Bir kere şu sin kare x'i sağ tarafa atalım. Çünkü cos kare x eksi sin kare x burada cos 2x'e eşit arkadaşlar. Burası zaten cos 2x sin x. Şimdi birincisi cos 2x'i öbür tarafa atıyoruz kök kaybetmemek için. Ortak parantez alıyoruz. Böylece cos 2x sıfır. Eğer x katsayısı sayısı sıfırdan pardon birden farklıysa her zaman 360k'lı yapın. 0 artı e, 90 o artı 360k. Bir de 2x eşittir. Eksi alfaydı. Bu yüzden eksi 90 artı 360k. Haliyle x buradan 45 artı 180k olur. x buradan eksi 45 artı 180k olur. Bir de arkadaşlar sin x eşittir 1 olduğu için en azından burada 0 ile pi arasında bir tek 90 olduğunu bilirim. Bunun için özel olarak bir şey yapmama gerek yok. Şimdi artık 0 ile 180 arasında 1 45 verebiliriz. Başka zaten k'ya 1 verirsek 180'den büyük oluyor. Geç. Burada da k'ya 1 verirseniz 135 derece oluyor. Başka da kökü gelmiyor. Toplam 3 tane kök var C şıkkı sin ve Arkos ve Arkot Arktanlarda alfa beta yazmak lazım. Buraya da böyle beta yazıyorum. Böylece sinüs alfa 1 bölü kök 5. Dik üçgen çizersek şu şekilde. Şurası alfa, burası 1, buraya kök 5 yazabilirsiniz. 5 eksi 1'den 4, 2 oldu. Bir de şimdi bu Arkos betadan yararlanarak kos beta 3 bölü kök 10. Burası 3, burası kök 10. 10'dan 9 çıktı, 1 oldu arkadaşlar. Şimdi artık tan alfa eksi betayı bulmayacağız mı? Tan alfa 1 bölü 2. Tan beta 1 bölü 3. Bölü 1, 1 artı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3. Yukarısı 1 bölü 6. Aşağısı 7, bö, e, 7 bölü 6 mı diyor? Bakayım. 1 artı 1 bölü 6'dan. Evet 7 bölü 6. 1 bölü 7 B şıkkı. O noktası etrafında dönebilen diyor arkadaşlar. Ve A'nın yeri değişmiyor. O noktası etrafında döndürdüğümüz için O'nun da yeri değişmiyor. Buna göre OB7, AB24, OA25 ikinci durumda da ikisinin konumu değişmediğinden yine 25. Sonra buraya bir B açısı dersek yeni durumda OA doğrultusunda ilerliyorsa işte döndürme açısı arkadaşlar tam burası. Sonuçta şöyle saat yönünün tersine doğru döndürülmüş alfa kadar. E orası tamamlanınca O A'ya geldiğinde böyle olmuş. Bundan dolayı biz şimdi tanjant alfayı bulurken şunu yapacağız. Alfa artı B'den B'yi çıkaracağız. Çünkü OH 15 olduğu için burası da 15, 20, 25 üçgeninden AH 20. Tanjant B'yi biliyorum arkadaşlar. 4 bölü 3. Zaten tanjant alfa artı B'yi de ilk durumdan biliyorum. 24 bölü 7. Bakın alfa artı b'den b'yi çıkarırsam olay tamamdır. Tanjant alfa artı b eksi b. 24 bölü 7 eksi 4 bölü 3 bölü 1 artı 24 bölü 7 çarpı 4 bölü 3. İşlemlerle sizi uğraştırmayayım. Gerçekten 44 bölü 117 geliyor. D şıkkı.